Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ne? Bana aradın saç. Burada geldin. Hepsi bekleyin de bekleyin. Sayın Mali. Tamam. Gel aslında yerler. Daha sizin olmazdı zaten. Kayseri'nin Yeşilhisar'ın incisi, göz bebeğimiz Erdemli Vadisi'ndeyiz. Biz özellikle turizmle ilgili bütün kültür müdürlüğümüz, büyükşehir belediyemiz, turizm derneklerimiz, Kaytit, Ali Emre nerede? Ali Emre, TÜRSAP, Kayotet, yeni kurulan otelciler derneğimiz Kayotet, el ele seferberlik başlatmış ruhu içerisinde, seferberlik ruhu içerisinde çalışıyoruz. Özellikle bu yılı turizmle ilgili bir ne diyorlar ona? Çok büyük bir sıçrama yılı ilan ettik inşallah. Bu kapsamda da özellikle Kayseri'nin her yerinde bir hazine var. Her yeri keşfedilmeyi bekleyen hazinelerle dolu. Hem antik dönemden itibaren hem Büyük Selçuklu İmparatorluğu, ecdadımızın izleri Kayseri'nin her yerinde. Ben geçen gün şöyle bir şey söylemiştim Kayadöd'ün yemeğinde. Demiştim ki eğer deniz dışında turizmle ilgili bir potansiyel aranıyorsa bunun en güzel örneği Kayseri'dedir diye söylemiştim. Çünkü dağıyla, tarihiyle, kültürüyle gerçekten bu manada bambaşka bir şehirde yaşıyoruz hep beraber. Bakın şimdi içinde bulunduğumuz yer. Daha yeni valilik tarafından yürüyüş yollarını yaptık. Evet herkes bayanlar. Nerede başlayacağım? Nereden beni vurdu Ahmet ha? Halim at hadi. Ses ver. Şu anda her gün orada doluyor, taşıyor. Çayı, çorbası da bedava arzu edenlere. İnternet ücretsiz. Hem dijital yayınlarıyla hem diğer yayınlarıyla orada gençlerimize fırsat veriyoruz. Devam ediyoruz. Cami Kebir medresesiyle, hamamıyla, şehrimizin İslami manada fethine vesile olan Mehmet Melik Gazi Hazretleri'nin bulunduğu yeriyle en önemlisi Raşid Efendi Kütüphanesi, yazma, eserler bağlamında kendisinden söz ettiren yegane kütüphanelerden birisi. Tavsiye ederiz bu alanda çalışan dostlarımıza. Yine o bölgede değişik hanlar var, değişik orada tarihi dokular var. Bunlardan en önemlisi Vezirhan, Pamukhan, Gönhan gibi hanlarımız, Bedestan ve yine orada bir Hatuniye Medresesi söz konusu.